Yok yani dediler de benim de bu kadar. Hadi hadi. Gitsin. Sağlar günahlar da yok. Bundan onur duydum bu davetten. Şimdi Ardahan'ımız yani bizim yani Ardahan ben kendimi hem Kars'ı hem Ardahan'ı hem Iğdırlı olarak görüyorum. Çünkü bunlar ayrılmaz bir üçlü. Elbette ki kendi iç dinamikleriyle gelişmeleri lazım. Iğdır'ımızın da Ardahan'ımızın da yani özgürlükleri çok daha önemli. Bağımsızlıkları çok daha önemli. Artık hep Kars'a bağımlı olmaktan kurtulmak durumundadırlar ama bu birlikteliğimiz devam etmesi lazım. Buradaki derneklerimiz, farklı dernekler federasyonlaşma şeklinde de kurulabilirler ama bu üç ilimizin bir araya gelerek buradaki sivil toplum örgütlerini, vakıflarımızın, derneklerimizin konfederasyon kurma şeyine gitmeleri gerekiyor. Konfederasyonlaşmaya gitmeleri gerekiyor. Bir konfederasyon altında federasyonlar, dernekler elbette ki bağımsız çalışmalarını kendi köylerine, kendi ilçelerine, kendi illerine ilişkin faaliyetlerini elbette ki sürdürmelidirler ama birlikten kuvvet doğar. Gerek siyasi hayatta gerek ekonomik hayatta bu birliktelikle beraber çok daha iyi ivmeler kazanabilirler. Bu bölgenin insanları zevklerinden buraya keyiflerinden gelmediler. Ülkemizin en büyük yarası, kanayan yarası iç göç sorunu. Yani orada insanların doğduğu yerde doymasını, yaşamasını koşulları yaratılmadığı için insanlarımız metropollere göç ettiler. Burada yeni hayat alanları çektiler. Kimisi hayatın akışında yok olup gittiler. Kimisi de kendi becerileriyle bir yerlere gelebildiler. O becerileriyle bir yere gelen buradaki hemşehrilerimiz bir araya gelip Kars'a, Ardahan'a ne yapabiliriz? Buradaki Karslı'nın, Ardahanlı'nın, Iğdırlı'nın sorunlarıyla ilgili neler yapılabilir? Bunu hayatın her alanda göstermek adına çaba sarf ediyorlar. Onları yürekten kutluyorum. Yani bu etkinliği de yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı günü burada bizi davet ettikleri için de onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel Bey. Bir saniye. Selman Hoca nerede? Şey, Suat Bey. Efendim abi. Gel, gel. Tamam, tamam. Evet, Erdoğan Başkanım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. 101 yıl önce biliyorsunuz Erdoğan kurtuldu. Evet. Bugün kutlaması yapılıyor. Evet. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu olarak da sizler de davet edildiniz, katıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle size çok çok teşekkür ediyorum. Bu programın organizasyonunu yapan tüm arkadaşlarımıza, tüm Ardahanlı canlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Burada hakikaten böyle güzide bir topluluğu bir arada bulmak ve Ardahan'ı burada kutlamak ve kurtuluşunu kutlamak, tanıtmak bizim için çok çok önemli. Biz Serhat illerinin yiğit evlatlarıyız. Ben bunu her yerde söylüyorum. 3 tane il olarak da Serhat illerini teşkil eden iller olarak her zaman taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. Onun için bundan sonra da böyle olacak. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Ardahan bizim için çok çok önemli. Kars, Ardahan, Iğdır dediğiniz zaman ayrılmaz. Güzide illerimizin başında geliyor. Bugün de güzel Ardahan'ımızın, Can Ardahan'ımızın kurtuluşunu burada hep beraber kutlayacağız. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. O kadar zulme boyun eğmemiş olan yiğit evlatlar Ardahan'ı kurtarıp Allah'ın izniyle oraya Türk bayrağını dikmişlerdir. Onun için ben buradan da hakikaten tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet diliyorum. Onları rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Güzel bir
program olacak. Yücel Başkan, buna da inanıyorum. Yücel Başkan'a, Canan Hanım'a ve emeği geçen tüm yönetime, dernek başkanlarına hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Biz doğduğumuz yeri unutmadan doyduğumuz yerde de Ardahan'ımızı, Kars'ımızı, Iğdır'ımızı tanıtıyoruz. Bundan daha güzel bir durum ortada olmayacak. Hep şunu söylüyoruz. Birlik ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. O güzel ilin insanlarına, Ardahan can insanlarına buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki biz orada doğmuşuz. İyi ki buralara gelmişiz. Çünkü biz Türkiye'nin hangi sıkıntısı, hangi sorunu varsa Serhat illeri olarak her zaman üstümüze düşeni ziyadesiyle yapmışız diyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkür ederim. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda o dönem Gazi Osman Paşa'nın özel kararı Mehmet Arif Bey günlük tutardı ve günlüklerini sonra başımıza gelenler kitabını bir araya getirdi. O kitabında der ki, Rus ordusu geldiğinde Ardahan'dan Kars'tan paşalar kaçtı, subaylar onları istedi ama Serhat'ın kadınları o paşalardan daha yürekli çıktılar ve kadını kuvvetle Rus'a karşı bir vatan müdafası, bir namus savunması yaptılar. Çok ağır bedeller ödediler. Bölge halkı olarak. İkinci bedeli savaş bitti, barış masası oldu ve barış masasında Osmanlı'nın Ruslara tazminat ödemesine karar çıktı. Ama hazine de para olmadığı için paranın bir kısmı yerine Kars ve Ardahan Ruslara savaş tazminatı olarak verildi. Bu ikinci bedelimiz oldu. 43 yıllık bir işgal dönemi yaşadık. Ruslar Ekim 17 Bolşevik iktidarıyla ordu Rus ordusu çekilince de o boşluktan yaralanmak isteyen Ermeni taşırken silahlı çetesi ve Gürcüler, Gürcü çetesi buranın batısını Gürcülere, doğusunu Ermenilere pay ederek kendi aralarında pay ettiler Ardahan'a. Ama Ardahanlar yine ciddi manada bir mücadele vererek kendi vatanlarını, kendi topraklarını, kendi namuslarını kurtarmayı başardılar. Tam 101 yıl önce biz de o atalarımızın destanlarına layık olabilmek için Ardahan'ı Hakimhan'a da yurt edinmek, yaşamına bir arada getirmek için çalışıyoruz. Benim inancım şudur ki her bir Ardahan'a bu hikayeyi, bu destanı, o toprakları için akıtılmış her asiz kan damlasını, onun borcunu, vefasını ödemek için aynı toprakları alın terörlerine ve sıkmalara gerekiyor. Biz de buna bugün yaşayanlar, yaşayanlarızla buna çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir destan yazdırmasın. Vatanın işgali ağır bir şeydir. Çok ciddi tabiciler yaşamadır. Ardahan tabirce ise vücudumdaki kan boşandı. Kan kaybımızı anlamaya çalışıyoruz, göçülü bulmaya çalışıyoruz. Bunun esasında devletinde, siyasetinde yapması gereken iş o. Yazıyla, kışıyla apayrı güzelliklere, şanlı bir tarihe sahip olan görevimizin, Ardahan'ımızın karşısındasın. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de hepimiz el birliği yaparak memleketimizi yaşamayı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle 101. Kurtuluş Yıl dönümümüzü tebrik ediyorum. Ardahan için, Kars için, vatan için, kanlarını, canlarını görmüş olan şehirlere rahmet olsun. Ardahan'a da sağlık ve selam olsun. Teşekkür ederim. Ben de ikili. Sosyal medya da olsun. Herkes bir tane gün Polis arkadaşlar. Yılların
Kaldı bu. Tamam. Saygıdeğer misafirlerimiz, Sayın Bakanımız, Sayın Vekilimiz, grup toplantısı olmasına sebebiyle aramızdan ayrılıyorlar. Biz programımıza devam edeceğiz. Çabuk bir şey söylesin şey. Hemen Sayın gel. Çekmiş gel. Başkanım geldi mi? Hayır. Tamam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Selman Hoca nerede? Şey, Suat Bey. Efendim abi. Gel, gel. Tamam, tamam. Evet, Erdoğan Başkanım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. 101 yıl önce biliyorsunuz Ardahan kurtuldu. Evet. Bugün kutlaması yapılıyor. Evet. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu olarak da sizler de davet ettiniz, katıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle size çok çok teşekkür ediyorum. Bu programın organizasyonunu yapan tüm arkadaşlarımıza, tüm Ardahanlı canlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Burada hakikaten böyle güzide bir topluluğu bir arada bulmak ve Ardahan'ı burada kutlamak ve kurtuluşunu kutlamak, tanıtmak bizim için çok çok önemli. Biz Serhat illerinin yiğit evlatlarıyız. Ben bunu her yerde söylüyorum. 3 tane il olarak da Serhat illerini teşkil eden iller olarak her zaman taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. Onun için bundan sonra da böyle olacak. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Ardahan bizim için çok çok önemli. Kars, Ardahan, Iğdır dediğiniz zaman ayrılmaz. Güzide illerimizin başında geliyor. Bugün de güzel Ardahan'ımızın, can Ardahan'ımızın kurtuluşunu burada hep beraber kutlayacağız. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. O kadar zulme boyun eğmemiş olan yiğit evlatlar Ardahan'ı kurtarıp Allah'ın izniyle oraya Türk bayrağını dikmişlerdir. Onun için ben buradan da hakikaten tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet diliyorum. Onları rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Güzel bir program olacak. Yücel Başkan, buna da inanıyorum. Yücel Başkan'a, Canan Hanım'a ve emeği geçen tüm yönetime, dernek başkanlarına hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Biz doğduğumuz yeri unutmadan doyduğumuz yerde de Ardahan'ımızı, Kars'ımızı, Iğdır'ımızı tanıtıyoruz. Bundan daha güzel bir durum ortada olmayacak. Hep şunu söylüyoruz. Birlik ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. O güzel, o güzel ilin insanlarına, Ardahan can insanlarına buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki biz orada doğmuşuz. İyi ki buralara gelmişiz. Çünkü biz Türkiye'nin hangi sıkıntısı, hangi sorunu varsa Serhat illeri olarak her zaman üstümüze düşeni ziyadesiyle yapmışız diyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Teşekkür ederim. Programda 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda o dönem Gazi Osman Paşa'nın özel kararı Mehmet Arif Bey
günlük tutardı ve günlüklerini sonra başımıza gelenler kitabında bir araya getirdi. O kitabında der ki, Rus ordusu geldiğinde Ardahan'dan Kars'tan paşalar kaçtı, subaylar onları istedi ama Serhat'ın kadınları o paşalardan daha yürekli çıktılar ve kadının yürekli Rus'a karşı bir vatan müdafası, bir namus savunması yaptılar. Çok ağır bedeller ödedi bölge halkı olarak. İkinci bedeli savaş bittiğinde barış masası oldu ve barış masasında Osmanlı'nın Ruslara tazminat ödemesine karar çıktı. Ama hazine de para olmadığı için paranın bir kısmı yerine Kars ve Ardahan Ruslara savaş tazminatı olarak verildi. Bu ikinci bedelimiz oldu. 43 yıllık bir işgal dönemi yaşadı. Ruslar Ekim 17 Bolşevik iktidarıyla oldu. Rus ordusu çekilince de o boşluktan yaralanmak isteyen Ermeni taşlarken silahlı çetesi ve Gürcüler, Gürcü çetesi buranın batısını Gürcülere, doğusunu Ermenilere pay ederek kendi aralarında pay ettiler Ardahan'a. Ama Ardahanlar yine ciddi manada bir mücadele vererek kendi vatanlarını, kendi topraklarını, kendi namuslarını kurtarmayı başardılar. Tam 101 yıl önce biz de o atalarımızın destanlarına layık olabilmek için Ardahan'ı hakim olarak yurt edilmek, yaşamak bir arada getirmek için çalışıyoruz. Benim inancım şudur ki her bir Ardahan'ı bu hikayeyi, bu destanı biliyor. O toprakları için akıtılmış her asiz kan damlasını, onun borcunu, vefasını ödemek için aynı toprakları alın terörlerine ve ıslatmalara gerekiyor. Biz de buna bugün yaşayanlar, yaşayan varlığı olarak buna çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir destan yazdırmasın. Vatanın işgali ağır bir şeydir. Çok ciddi tabiciler yaşandı, dramlar yaşandı. Ardahan'ın tabirce ise vücudundaki kan boşandı. Kan kaybımızı anlamaya çalışıyoruz, göçülü bulmaya çalışıyoruz. Buradan esasında devletinde, siyasetinde yapması gereken iş o. Yazıyla, kışıyla apayrı güzelliklere, şanlı bir tarihe sahip olan yöremizin, Ardahan'ımızın, Kars'ımızın. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de hepimiz el birliği yaparak memleketimizi yaşamayı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle 101. Kurtuluş Yıl dönümümüzü tebrik ediyorum. Ardahan için, Kars için, vatan için, kanlarını, canlarını görmüş olan şehitlere rahmet ediyorum. Ardahan'da sağlık ve selam olsun. Teşekkür ederim. 12 mi? Sosyal medya bu. Polis arkadaşlar. Aramızdan ayrılıyorlar. Biz programımıza devam edeceğiz. Çabuk bir şey söylesin. Hemen Sayın gel. Sayın gel Orhan abi. Orhan abiyle bir şey. Hemen buraya gel. Tamam.
Ben açıklama yapmam biliyorsun öyle tamam. Tamam. Evet, hemen aralım şunu. Söz. Evet, hemen arıyoruz. Söyleyeceksiniz bununla. Ya güzel bir şey. Buna hiçbir şey diyemem de. Ben Ardahan için fazla bir şey demeyeceğim. Kars için diyeceğim. Evet, keşke olsun. Kars bir 50 sene daha Rusların elinde kalsaydı. Niye diyeceksiniz? Biz geldikten sonra Kars'ın mimarisini değiştirdik. Binalarını değiştirdik. Ruslar o güzelim caddeleri, binaları falan yapmışlar. Kars'a gittim. Kars'ın o güzelim taşın üzerine sıva yapmışlar. Yani biz bu coğrafyayı hak etmiyoruz. Kültürü yok ediyoruz yani. Yok, yok ediyoruz. Ama Ardahan güzel. Ardahan'a bir şey demem. Ardahan fazla Rus kültürü almamış. Bizim Kars işi kötü. Peki bu organize... İşte 40 yıl esarette kaldı. Oradaki insanlarımız çok kötü günler geçirdi. Oradaki insanlarımız açlık, sefillik içerisinde dirençlerini hiçbir zaman kaybetmediler. Mücadeleyi bırakmadılar. Ve nitekim kadını, çocuk, erkek, hepsi yaşlısı mücadele ettikten sonra milli duygular içerisinde Ardahan'ı sahiplendiler. Tabii burada bu şeyi ne yapıyoruz? Vakit şey olduğu için söylemedim. Bizim bu tür şeylerde geçmişimizi bugünkü gençlere anlatmamız lazım. Ecdadımızın yaptıklarını biz bildirmemiz lazım. Yine geçmişle bugün arasında bir kültür zinciri oluşturmamız lazım. Gelenekleri, oradaki insanların yaşamlarını bugünkü yaşamla mukayese ederek daha çok vatanlarına sarılmaları gerekir. Ama yoğun bir kalabalık var. Bunu ne yapıyorsunuz? Bunu ben şöyle bağlıyorum. Şimdi Kurtuluş Günü'nde herkesin milli duygularını kabarıyor. Kabarıyor. Yani 40 yıl değil. Bak hiçbir il 40 yıl esaret içinde kalmamış. Ardahan ve Kars kalmıştır. Onun için bu şeyi duyan bütün insanlar buraya koştu geldi. Pandemi olmasına rağmen. Eğer pandemi olmasaydı bu kadar 10 tane salon şey yapsan yine doldurdu. Tabii burada en büyük payda siz basın mensuplarınız. Ben sizi izliyorum. Gerçekten kamu oluşturmada sizin çok büyük çabanız var. O yönde de sizi takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Eli. İnsanlar gerçekten orada çilekeş hayatları var. Karıyla, buzuyla, hayvancılığıyla. Gerçekten de her şekilde fedakarlığı hak ediyorlar. Fedakarca çalışıyorlar. Biz de buradan dernekler olarak onlara bir nebze el uzatmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah başarılı oluruz bu konuda. Yoğun bir kalabalık var burada. Ardahanlılar doldurmuş burayı adeta. Evet, bununla gurur duyduk. Gerçekten hemşerilerimiz. Bu arada Turgut Başkan da geldi. Evet, Keçiören Belediye Başkanımız. Evet, evet belediye başkanlarımız, valilerimiz, milletvekillerimiz var sağ olsunlar. Onlar da onurlandırdılar. Gurur duyduk onların gelişiyle de mutlu olduk. Federasyon başkanımız var, diğer il dernek sizin başkanlarımız var. Evet, birçok burada başkanlarımız var. Onları burada bize destek verdiklerini gördükçe gurur duyduk tabii ki. Bir Ardahanlı olarak, bir terekeme olarak gurur duyuyorum. Memleketimi çok seviyorum. Her zaman da memleketimin yanında olacağım. Gurur duyuyorum. Eyvallah. Tamam. Program devam ediyor. Evet, neler söyleyeceksiniz bizlere? Öncelikle kurtuluş çok önemli bir gün. Türkiye'nin kurtuluşu, Ardahan'ın kurtuluşu, yurdumuzun kurtuluşu, düşmandan kurtuluşu en önemli bayramdır bizim için. O bayramı kutluyoruz, onu anlıyoruz. Geçmişimizde verilen mücadeleyi yad ediyoruz. Onun için benim için çok önemli bir gün. Bütün Ardahanlılara, bütün Türkiye'ye kutlu olsun. Güzel insanlar, başkentte, özellikle metropol kentlerde birçok dernekler, birçok sivil toplum platformları kültürel faaliyetler yapıyorlar. Ama Ardahan'ın yeri bambaşka. Çünkü dekoratif estetiğinizi, insan kalitenizi, zümrüt coğrafyanızı, misafirperver gönüllerinizi, folklorik desenlerinizi ve kültürel tüm desenlerinizi çok liyakatlı tanıtan değerli ekipleriniz var.
Lütfen kendinizi bir alkışlayın. Evet, Serhat bölgelerindeki şehirlerin vatan sevgisi her... Ankara'da bulunan siz değerli hemşehrilerimizin bu anlamlı günde birlikte kutlanan mutluluğu bize yaşattığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. 40 yıl eserati yaşayan coğrafyanın evlatları olarak bizlere özgürlüğü sunan ecdadımıza ne kadar şükranlarımızı sunsak da yetmeyeceğini biliyoruz. Bu gecenin düzenlemesinde bulunan ilimize ait tüm derneklere cani gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere ayrıca iyi bir imkan haberi paylaşmak istiyorum. Şu an aramızda Gölbaşı Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olacaktı. Ama Vali Bey'in bir programı nedeniyle ertelendi. Ya gelir ya gelmezler bilmiyorum ama ben onlar burada olmasa dahi artık Ardahan'ın Ankara'da bir kültür evi var. Ankara Gölbaşı'nda bir kültür merkezi düzenlendi ve 12 tane il derneğine verildi. Birisi de Ardahan Derneği'dir. Artık bundan sonra Ardahan derneklerinin faaliyetlerini yapabilecek adres Ardahan Kültür Evi'dir. Bu nedenle kendilerine gıyabında cani gönülden teşekkür ediyorum. Alkış rica ediyorum sizlerden. Ben konuşmamı kısa tutacağım. Çünkü bugün müziğimiz daha ön planda olacak. O nedenle tarihçimiz, hemşerimiz, değerli abimiz Metin Bey Ardahan'la ilgili konuşmalarını yapacak. Ben buraya kadar geldiğiniz için arkadaşlarım adına hepinize cani gönülden hoş geldin diyor, saygılar sunuyorum. Genel başkanlarım, belediye başkanlarım, sivil toplum kurucularının başkanları, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, değerli basın mensupları, Ardahan'ı yürekten seven çok değerli katılımcılar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii sunucumuz şey dedi bana, tarihçi, ben tarihçi değilim. Ama okuduğum yıllarda en yüksek not tarihim benim yediden aşağı düşmezdi. Tarihi çok seviyorum. Hele konu Kars Ardahan olunca daha çok seviyorum. Konu Türkiye olunca daha çok seviyorum. O bakımdan kendimi bir eğitimci olarak, Ardahan'ı Kars seven bir kişi olarak konuşmalarımı yapacağım. Bugün 23 Şubat. Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı. Bugün bizim sevinçli günümüz. Bizim bugün bayram günümüz. Bugün bizim gurur günümüz. 1877-78, bildiğiniz gibi 93 harbi. Bu harpte Osmanlı Devleti yenik düşmüş. Ve ne yazık ki, ne hazindir ki Kars, Ardahan, Batum 40 yıl esaret altında kalmış. Adalarımızın ya istikrar ya ölüm diyerek bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için mücadeleyi seçtikleri gündür. Bugün
ulusal ve dayanışmayı, bütünleşmeyi, ulusal onurumuzu koruma erdemini yaşadığımız bir gündür. Bugün biz Ardahanlıların özel günüdür, gurur günüdür. Bugün Ardahanlı diyen herkesin bayram günüdür. Bu kurtuluş bayramı hepimize kutlu olsun. Bugün gerek Ardahan'da gerek yurdumuzun muhtelif yerlerinde milli duyguların en yüksek düzeye ulaştığı ve coşku içinde kutlandığı gündür. Anma ve kutlama günleri kentlerin kurtuluş ya da bağımsızlığı ile özdeşleşen bir anlama sahiptir. Geçmişimizde aldığımız güçle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz ve yürümeliyiz. Şimdi üzerinde özgürce yaşadığımız bu bayrağımızı dalgalandırdığımız bu güzel Ardahan büyük acılar sonucunda sizlere, bizlere emanet edilmiş. Bizim de yapacağımız onu korumak, düşmanın bir kem bakmasıyla onu püskürtmek. Ama bunu yaparken yine barışçı bir şeyle hareket etmeliyiz. Değerli katılımcılar, o mermileri kadınlar kendi evinde bulunan yorganlara, yatağa sererek askerlerimize vermişlerdir. Ben bunu büyüklerimizden dinledim. Yine o dönemdeki savaşta kaybettiğimiz kadınlara, gençlere, büyüklerimize rahmet diliyorum. Kendim hem Kars'ı, hem Ardahan'ı, hem Iğdırlı olarak görüyorum. Çünkü bunlar ayrılmaz bir üçlü. Elbette ki kendi iç dinamikleriyle gelişmeleri lazım. Iğdır'ımızın da Ardahan'ımızın da. Yani özgürlükleri çok daha önemli, bağımsızlıkları çok daha önemli. Artık hep Kars'a bağımlı olmaktan kurtulmak durumundadırlar. Ama bu birlikteliğimiz devam etmesi lazım. Buradaki derneklerimiz, farklı dernekler federasyonlaşma şeklinde de kurulabilirler. Ama bu üç ilimizin bir araya gelerek buradaki sivil toplum örgütlerini, vakıflarımızın, derneklerimizin konfederasyon kurma şeyine gitmeleri gerekiyor. Konfederasyonlaşmaya gitmeleri gerekiyor. Bir konfederasyon altında federasyonlar, dernekler elbette ki bağımsız çalışmalarını kendi köylerine, kendi ilçelerine, kendi illerine ilişkin faaliyetlerini elbette ki sürdürmelidirler ama birlikten kuvvet doğar. Gerek siyasi hayatta, gerek ekonomik hayatta bu birliktelikle beraber çok daha iyi ivmeler kazanabilirler. Bu bölgenin insanları zevklerinden buraya, keyiflerinden gelmediler. Ülkemizin en büyük yarası, kanayan yarası iç göç sorunu. Yani orada insanların doğduğu yerde doymasını, yaşamasını, koşulları yaratılmadığı için insanlarımız metropollere göç ettiler. Burada yeni hayat alanları çektiler. Kimisi hayatın akışında yok olup gittiler. Kimisi de kendi becerileriyle bir yerlere gelebildiler. O becerileriyle bir yere gelen buradaki hemşehrilerimiz bir araya gelip Kars'a, Ardahan'a ne yapabiliriz? Buradaki Karslı'nın, Ardahanlı'nın, Iğdırlı'nın sorunlarıyla ilgili neler yapılabilir? Bunu hayatın her alanda göstermek adına çaba sarf ediyorlar. Onları yürekten kutluyorum. Yani bu etkinliği de yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı günü burada bizi davet ettikleri için de onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Eli, insanlar gerçekten orada çilekeş hayatları var. Karıyla, buzuyla, hayvancılığıyla gerçekten de her şekilde fedakarlığı hak ediyorlar. Fedakarca çalışıyorlar. Biz de buradan dernekler olarak onlara bir nebze el uzatmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah başarılı oluruz bu konuda. Yoğun bir kalabalık var burada. Ardahanlılar doldurmuş burayı adeta. Evet, bununla gurur duyduk gerçekten. Hemşerilerimiz. Bu arada Turgut Başkan da geldi. Evet, Keçiören Belediye Başkanımız. Evet, belediye başkanlarımız, valilerimiz, milletvekillerimiz var sağ olsunlar. Onlar da onurlandırdılar. Gurur duyduk onların gelişiyle de mutlu olduk.
federasyon başkanımız var, diğer il dernek sizin başkanlarımız var. Evet, birçok burada başkanlarımız var. Onları burada bizimle, bize destek verdiklerini gördükçe gurur duyduk tabii ki. Bir Ardahanlı olarak, bir terekeme olarak gurur duyuyorum. Memleketimi çok seviyorum. Her zaman da memleketimin yanında olacağım. Gurur duyuyorum. Eyvallah. Program devam ediyor. Evet başkanım, çok güzel bir organizasyon yaptınız. Ve 101 yıl önce Ardahan'ın kurtuluşu oldu. Sahnede aldınız, siyasilerimiz katıldı, sivil toplum kuruluşlarımız katıldı. Mesela baştan Erdoğan başkanımız katıldı ve buna benzer birçok kişi katıldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir, ikincisi de çok da güzel bir sesiniz, onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Gerçekten hepinizin ailecek, KAYA Federasyonu'nun basından başkanına kadar herkesin gelip burada bizimle beraber temsil etmeleri için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Allah bize bu ömrü verdikçe ölene kadar Ardahan'ın kurtuluşunu, Kars'ımızın kurtuluşunu kutlayacağız. Ben konuşulanlar zaten çok konuşuldu. Ben kazasız belasız bir gece atlattığım için teşekkür ediyorum. Seni de seviyorum kardeşim. Ben teşekkür ederim. Başkanım. Plaketini vermek üzere Gölbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Fikret Bahadan ve Yozgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdüresi Fadime Solmaz'ı arz ediyorum. Beraber takdim etsinler. Arz ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde bir tane kapınızın olduğunu her zaman bilmenizi temenni ederim.
Ben burada siyasi kimliklerin ön plana çıkmaması adına hatta söyledim. İsmimi okumamasını rica etmişti ama sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Buraya gelirken de herhangi bir konuşma yapmayacağını söylemişlerdi. Ben burada öncelikle size Mansur Yavaş Başkanımın selamlarını iletiyorum. Ona temsilen buradayım. Ardahanımızın düşman işgalinden kurtuluşunu da kutluyorum. Cenab-ı Allah bir daha o günleri bize nasip etmesin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetimiz var aramızda. Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın Erdoğan Yıldırım. Özellikle Orta Anadolu dernekleri onun çalışkan, üretken kimliğini çok yakından biliyor. Kıymetli Başkanımı Akine Başkanımız Canan Avşar Uzun'un plaketini vermek üzere kuvvetli alkışlarınızla arz ediyorum. Kıymetli hazırım, söylenecekler hepsi söylendi ama Serhat illerinin yiğit insanları, soğuk iklimin sıcak insanları, hepinizi Kars Ardahan Iğdır Federasyon Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu gecenin tertip edilmesi, kurtuluş merasiminin tertip edilmesinde emeği geçen tüm ekibe, başkana, yönetim kurulu üyelerine, Yücel Bey'e, Canan Hanım'a, hülasa emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ama teşekkürlerin en büyüğünden bir tanesini de SAS ekibine ve buradaki değerli koroya hakikaten bir alkış alalım. Teşekkür ederim. Bizler doğduğumuz toprakları hiç unutmadık. Unutmayacağız da Allah da unutturmasın. Gücümüzün yettiğince hem bölgemizi hem de Ankara'da yaşayan, Türkiye'nin her yerinde yaşayan hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği için nefesimin yettiği, gücümüzün yettiği kadar, gücümüzün neye yetiyor ise sonuna kadar her zamanda vereceğimi burada her platformda da zikrediyorum. İyi ki varsınız kıymetli hemşehrilerimiz. Sizinle gurur duyuyorum. Tekrar bu plaketin Canan Hanım'a yapılan emeklere hakikaten verilen bir plakettir. Hak ettiğine de inanarak verdik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tekrar Sayın Protokol'e herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet edin. İyi ki varsınız benim kıymetli hemşehrilerim. Sağ olun, var olun. Evet güzel insanlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi.